Merhaba sevgili dostlar. Bugün İzmir'de 6 koşulu bir program var. Arkadaşlar sizlere önereceğim ilk isim, ilk ayakta 10 numaralı Selinika isimli safkan olacak. Son yarışımdaki 5.'yi oldukça beğenimi topladı arkadaşlar. Bu safkan benim kendi kuponumda tek olarak kalacak arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle sürpriz safkanlar tek bulduğum zaman tek atarım ben. Benim kuponumda tek kalacak. Rakip yazmak isteyen arkadaşlarımız son yarışını çok gösterişli kazanan 7 numaralı Kozmos, 4 numaralı Asla Pes Etme ve 6 numaralı Al Sinem isimli safkanları kendi kuponlarına sigorta olarak koyabilirler. Ama dediğim gibi benim kuponumda 10 numara Selenika son yapmış olduğu performansıyla birlikte çok beğenimi topladı ve kuponumda tek olarak kalıyor sevgili dostlar. Günün ikinci ayına geldiğimiz ise arkadaşlar her geçen gün ilerleyen formuyla birlikte adım adım kazanacağını sinyallerini veren 8 numara Asil Bahri isimli safkan bugün bomboş kiloyla birlikte sizlere ilk önereceğim isimdir. Daha sonra ekürü destekli olan 3 numara Güneş isimli safkan son yarışındaki dördüncülüğü pek hoşuma gitmese de toparlanmış durumunda idmanlarda görünüşüyle yarışta söz sahibi olacaktır. 5 numara Serden Geçer son yarışını çok güzel şekilde kazandı arkadaşlar. Usta birincisi de start alacak. Bu safkanı da 3. isim olarak kuponumuza yazalım. 2 numaralı Manilya isimli safkan muhtemelen grubun favorisi olarak çıkacaktır. Kuponumuza ekleyelim ve son olarak start sıkıntıları giderilen 7 numara Cesur ayağı da sigorta isim olarak ekleyelim. İkinci ayağa 5 atla geçelim. Günün 3. ayağına geldiğimiz ise arkadaşlar bir maiden mücadele ve burada sizlere önereceğim ilk isim 8 numara Şenef Ağa isimli safkan olacak. İlk yarışındaki 6.'lığı çok güzeldi. Sonrasında kaçarak yarış bitirmeye çalıştı fakat olmadı. Bugün mesafenin uzamasıyla birlikte önde tempo kurup yarışı beyaz bayrak aynaya gitmeyecektir arkadaşlar. Geriden gelerek yarışı kazanmaya en yakın isimdir. Sonlarda etkili sprinte sahip bu safkanla. Daha sonra 3 numaralı Çakır Hasan isimli safkan ilk yarışında startta oyalanmasına rağmen güzel bir ikincilik elde etti. Uzayan mesafelerde etkili koşacağını da sinyallerini de vermiş oldu. Bu safkanı da ikinci isim olarak kuponumuza ekleyip 4. ayağa geçelim sevgili dostlar. Burada hiç şüphesiz 5 numara El Nino grubun en formda ve en istikrarlı isimlerinden bir tanesi. Muhtemelen favori olarak çıkacaktır arkadaşlar. Karataş idaresindeki ilk isim olarak 5 numaralı El Nino'yu kuponumuza ekleyelim. 1 numaralı Angel Source isimli safkan son yarışındaki muhteşem performansıyla birlikte bu koşuya geliyor. Kesinlikle kuponlara yazılması gereken bir isimdir. Ve son olarak son yarışında Dilbağ taktiği için çok kötü bir performans ortaya koyan ve bugün kapalı gözlük Dilbağ'a çıkarıldığı için kötü bir performans ortaya koyan ve bugün kapalı gözlük ve Dilbağ'a tekrar kavuşan 6 numaralı King Serkan isimli safkan da sizlere önereceğim son isimdir. Altının 5. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar birbirine denk rakiplerin bir araya gelmesiyle oluşan bu koşuda zor koşuda bir tekim daha var. O da 3 numaralı Jack Vector isimli safkan olacak. Bu safkan son yarışını kazanırken oldukça beğenimi toplamıştı. Tekrar koşsun yine tek atarım diye kendime söz vermiştim. Çok güzel bir performans ortaya koyarak tekrar yarış kazanacaktır diye düşünüyorum 3 numaralı safkanımız. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar 10 numaralı Lazoğlu biliyorsunuz takibatımız. Bugün daha uygun rakipler yanında ve 3 haftalık bir dinlenmeyle geliyor. Etkili olacaktır. İlk isim olarak yazalım. 3 numaralı Yücelir. 60,5 kilosuna rağmen etkili bir performans beklediğim diğer isim. Ve son olarak 4 numaralı Can Yoldaş da sizlere önereceğim son isimdir arkadaşlar. Altılı Ganyan'ımız bu şekilde oluşacak. Herkese bol şans diliyorum.